Merhaba Web Teknoplus izleyicileri. Merhaba arkadaşlar. Sevgili dostlar, bu videoda merak edilen bir akıllı telefondu bu. Poco M3, Xiaomi Türkiye garantili olanından yakından inceliyoruz. Bakalım M3 mü daha iyi, X3 mü? Poco M3'e baktığımızda arkadaşlar merak edilen bir akıllı telefon olduğunu sizlere söylesem herhalde yanlış bir şey söylemiş olmam. Kesinlikle öyle. Zira Poco telefonlar ülkemizde fiyat performans telefonu olarak bütün dünyada aslında öyle lanse ediliyor. Bu telefon da o yüzden merak uyandırıyor. Çünkü fiyat açısından uygun bir cihaz aslında kendisi. Aynen öyle. Ama özellik olarak bu fiyat uygunluğunu karşılıyor mu karşılamıyor mu aslında bu videomuzda biraz da buna bakacağız arkadaşlar. Ama önceliğimiz tasarım. Ekrana baktığımızda 6.53 inçlik bir ekran görüyoruz arkadaşlar. Bu ekran 1080p yani Full HD çözünürlüğünde ve IPS LCD bir panel yapısıyla bizlerle buluşuyor. Burada ekrana gömülü bir kameramız var. Aslında damla çentikte diyebiliriz. Bu ön tarafta bulunan kamera 8 megapiksel çözünürlüğünde böyle çok iyiden hallice değil. Yani orta seviye bir akıllı telefonda bulunabilecek bir yan kamera olduğunu düşünüyorum ben. Günümüzde bir de tasarım olarak yine önden baktığımızda alışılagelmiş telefon standartını bize veriyor. Uygun fiyatlı telefon standartını. Çünkü artık bildiğiniz gibi telefonlarda delikli kamerayı görüyoruz. Ön tarafta delik şeklinde oluyor. Bunda damla şeklinde olmuş ama yine güncel, genel olarak baktığımızda güncel bir tasarım sunduğunu söyleyebiliriz. Arka tarafta şöyle pütürlü bir yapısı değişik var. Değişik bir böyle kadifemsi bir plastik deri, yapı var. Deri gibi gözüküyor ama bu arka taraf plastik arkadaşlar. Tabii. Üst tarafta da şöyle kameraların olduğu bölüm Poco logosuyla birlikte ayırmışlar. Ekranla alakalı son detayları da vereyim ben. Önde kullanılan cam malzememiz Gorilla Glass 3. Yani tam gerçekten orta sınıf bir cihazda bulunacak. Ekran malzemesine de sahip aynı zamanda. Bu akıllı telefon masaya koyduğumuzda sallanma minimum seviyede desek herhalde yeridir. Yani günümüzdeki amiral gemilerinde evet. Bildiğiniz gibi kameralar bayağı çıkıntıda oluyor. Göstereyim mi? Masaya koyuyorum çıkartıp direkt. Buyur hocam. Buyur. Bam diye koydum abi. Üst tarafından sallanıyor. Poco'nun hem öyle. Kamera diziliminden dolayı hem de kamera çıkıntısının çok fazla olmamasından dolayı aşırı sallanmıyor. Abi patron arıyor bir saniye masaya sattırdık telefonu diye. Bugün yine... Bu arada ekran konusunda şunu söylemek isterim arkadaşlar. Hani kullandığım süre boyunca güneş ışığı altında kullandım. Güneş hani hem panel yapısından dolayı hem nit değerinden dolayı güneş ışığı altında çok fazla görünmeyebiliyor bazen. Bunun dışında tasarımsal anlamda devam edecek olursak telefonda bir tane 3.5 mm'lik jack girişimiz var. Xiaomi genelde telefonlarında bunu atlamıyor. Uygun fiyatlı telefonlarında görüyoruz. Bunun dışında uygun fiyatlı bir telefonda görmeye alışkın olmadığımız bir şey var. Stereo hoparlör. Evet ve gerçekten Hi-Res sertifikasına sahip bu stereo hoparlörlerin biz kalitesinden oldukça memnun kaldık desek. Aynen öyle. Yani çok, temiz çok ses veriyor. Bulunduğumuz odayı doldurabiliyor hoparlörler. Üst taraftaki her zaman olduğu gibi bir tık daha tizleri veren bir hoparlör. Ama yine de temiz bir ses verdiğini söyleyebilirim. Güçlü bir ses verdiğini söyleyebilirim. Yine fiyatını düşündüğümüz zaman. Şimdi ben biraz günlük hayattaki deneyimlerden bahsetmek istiyorum. Takdir ettiğim bir detay var. Hem çift sim kart kullanabiliyorsunuz bu akıllı telefonda. Hem de aynı zamanda micro SD kartı da kullanabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir detay diye düşünüyorum. Çünkü birçok markada çift sim kart desteği var ama micro SD kartı taktığınızda bir tanesinden vazgeçmeniz gerekiyor. Fakat bu cihazda böyle bir derdiniz yok. Gelelim sağ tarafta bulunan bu parmak izi okuyucuya. Bu ekranı tasarımda... gömülü bu arada. Göremiyoruz tabii ki de. Yine evet. Uygun fiyatından ve ekran yapısından dolayı. Aynen ekranı öyle. Gömülü parmak izi yok arkadaşlar. Bu arada sen böyle söyledin ekran yapısıyla ilgili. Buradan bir müjde vereyim ben. Çok yüksek ihtimalle 2022 yılında artık LCD panellerde de ekrandan parmak izi okuyucuyu görüyor olacağız. Yani bu tarz cihazlarda da olacak bu özellik diyelim. Ve bu tasarımda bu yan tarafta bulunan kilit tuşuna gömülü olan parmak izi okuyucunun ciddi anlamda performansı çalıştığını sizlere söyleyebilirim. Bir tık yavaş. Hani hızlı açmıyor ama okumasında herhangi bir sorun yok. Yok. Tasarımdan bahsederken tabii ki de biraz ağırlığından da bahsetmek lazım. 198 gramlık ağırlığı var ancak burada enteresan bir durum var. Aslında plastik telefonların çoğunda gördüğümüz 198 gram hani standart bir telefonmuş gibi duruyor ama bakar zaten... mısın? Xiaomi'nin iddiası da bu yönde. Hatta kendileri de bunu belirtmişler. Çok çok hafif bir cihaz diye. Yani çok şaşırdım mı dersen hayır şaşırmadım. Çünkü malzeme kalitesiyle bunu vaat edebilecek de bir cihaz. Dediğimiz gibi orta seviye bir cihaz olduğu için çok büyük bir ağırlık yok. Ve arkada bulunan bu enteresan tasarıma sahip olan üçlü kameraya bir yakından bakalım istersen abi. Ana kameramız 48 megapiksel çözünürlüğünde 2 megapiksellik bir makro kameramız ve 2 megapiksellikte bir derinlik algılama sensörümüz bulunuyor. Arka kameramız 48 megapiksel f1.8 diyafram değerine sahip. 12 megapiksel standartında fotoğraflar çekiyor. Hani 2 megapiksel makro var dedim. Ben abi bu tarz telefonlarda her zaman şunu istiyorum. 2 megapiksel makro yerine günlük hayatta çok az kullanırız. Onun yerine ultra geniş açılı bir sensör koy.
koymak bence burada de birazcık daha kullanıcı dostu bir hareket olurdu gibi geliyor. Ultra geniş açı olması lazım bence de. Aynen öyle. Makro lensimiz bu arada f2.4 diyafram değerine sahip. Ön kameraya baktığımız zaman 8 megapiksel ve f2.1 diyafram değerini görüyoruz. Aslında kameralar hakkında genel olarak şimdi konuşabiliriz artık. Kağıt üzerindeki değerlerini söyledik. Sen yorumlarını yap, ben yapayım abi sonra da. Kamera anlamında benden geçer not alamadı desem yeridir. Hem ön kamera olsun hem arka kameraları olsun biraz daha iyi olabilirdi. Çünkü bu fiyat seviyesi gerçekten çok kızgın bir fiyat seviyesi. Yani bütün markalar burada agresif bir konumlandırma rekabet yapıyor. Rekabet içerisinde. Evet. Çok da fazla hani rekabet edebileceği cihaz var. Daha iyi kameraya sahip olan cihazlar da var. Bu cihazın artıları var ama kamera anlamında ben daha iyisini beklerdim açıkçası. Ya benim de söyleyeceğim şu arkadaşlar. Güneş ışığı altında çektiğiniz fotoğraflarda fotoğrafların kontrastı gayet düzgün. Herhangi bir sorun yok. Ancak fotoğrafa yaklaştığınız zaman hani o 48 veya 12 megapiksel efektini hissetmiyorsun. Mesela bak abi şu fotoğrafa biraz yaklaşayım. Siz de zaten görüyorsunuz. Dokular direkt, renkler vesaire kaybolmaya başlıyor. Yaklaştıkça ki bunu bilgisayara veya daha büyük bir ekrana attığınız zaman bunu daha net bir şekilde hissediyorsunuz. Bunun dışında video tarafından da bahsedelim. Hani tabii ki videoda çekebilen bir kamera ancak 1080p çözünürlüğe kadar çekebiliyor. Bu fiyat bandında 4K'yı görmemek bence olur. Problem yok. Ancak video tarafında da yine aynı şekilde fotoğrafta belirttiğim sorunlar var. Dijital olarak sabitlemeye çalışıyor görüntüyü ama bunu iyi yapıyor mu derseniz orası bence birazcık tartışılır. Yani video tarafından da fotoğrafta olduğu gibi süper bir şey beklenmek gerekiyor. Zaten fiyat bandı da bunu bize gösteriyor. Diyelim ve teknik özellikler için telefonu sana veriyorum. Pille başlayayım. 6000 mAh'lık bir pil var. Belki de bu akıllı telefonun burada en çok konuşacağımız özelliklerinden bir tanesi bu. Zaten kendilerinde hep vurgu yaptığı taraf evet, orası aslında. 18 wattlık bir şarj adaptörüyle şarj edebiliyorsunuz Poco M3'ü. Bu adaptörle cihazınızı şarj ettiğinizde %25'ini yaklaşık 30 dakika içinde doldurabiliyorsunuz bu akıllı telefonun. Bu güzel bir detay. Neden derseniz çok hızlı bir şarja ihtiyacınız olduğunda yolunuza devam edebiliyorsunuz. Şarjla vakit kaybetmiyorsunuz. Pildeki deneyemediğimiz ama markanın vaadi olan da bir detay var bahsettiğim. Bunun içinde bulunan pil 1000 defaya kadar şarj döngüsüne sahip. Yani bu akıllı telefonu 1000 defaya kadar şarj etseniz bile pil ömründe çok çok az bir düşüş oluyor. Bu da yaklaşık 2,5 senelik bizlere çok düşüş yaşatmayan pil ömrü demek. Burada da muhtemelen günde bir kere şarj ettiğinizi varsayarak muhtemelen öyle. Öyle ama bir hesap yapmış ama bu telefon 6 mAh ortalama 1,5-2 günü bile hani kullanım senaryonuza göre götürebilecek bir cihaz. Poco M3'ün işlemci tarafına bakmadan önce hemen ufak bir işletim sisteminden bahsedeyim sizlere. Android 10 ile geliyor bu akıllı telefon. İşlemci tarafında da tanıdık bir işlemci var. Snapdragon 662 ile geliyor. Ne zaman çıkmıştı bu işlemci? Geçen sene çıkmıştı. 2020. Giriş seviyesi işlemcileri. 2020 deyince ben düştüm. Bu tanıdık işlemci aynı zamanda da orta seviyedeki birçok markanın kullanarak bizlerle buluşturduğu sevdiği bir işlemci modeli. 4 GB'lık bir RAM bulunuyor bu akıllı telefonun içinde sevgili dostlar. 128 GB'lık bir sabit depolaması var. USB kartla bu akıllı telefonun hafızasını artırmanız mümkün oluyor. Tabi burada böyle bir telefon aldığınızda birçok arkadaşımın soracağı soru oyun performansı nasıl? Şimdi içine PUBG'yi falan yüklediğimizde çok yüksek tabii ki ayarlarda değil ama düşük ve orta seviyede bir şekilde bu oyunları oynayabiliyorsunuz. Ben bir yarım saat, bir saat civarında oynadım. Böyle herhangi bir FPS düştü, drop yedim vesaire gibi bir şeyle karşılaşmadım. Normal PUBG, light olan versiyonu değil. Yok. Bildiğimiz esas PUBG'yi oynayabiliyorsunuz. Herhangi bir sorun yok ama Ozan'ın da söylediği gibi en yüksek grafik vesaireyi beklemeyin arkadaşlar. Birazcık Android'inden bahsettik ama arayüz kısmı da birazcık önemli. MIUI 12 sürümüyle birlikte geliyor arkadaşlar. Zaten bu arayüz herkesin artık alıştığı Xiaomi cihazlardan benzer yakın şeyler olan bir arayüz. Yavaş yavaş son değerlendirmeye doğru geçiyoruz ve cihazın üzerinde bir kızılötesi sensör var. Bu sayede cihazı kumanda olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu artı bir özellik. İster klima kumandası, ister televizyon kumandası, ister işte başka bir cihazınız vardır, set üstü falan filan, onların kumandası olarak kullanabiliyorsunuz. Tek bir cihazda aslında her şeyi kumanda ediyorsunuz. Aynen öyle. Evet. Fiyat vakti geldi. 2600 TL bandından bu akıllı telefonu satın alabiliyorsunuz ve geldik kuru fasulyenin faydalarına. 2600 TL evet. Bu cihaz alınır mı alınmaz mı? O zaman alır mıydın? Ben almam. Neden almam? Çünkü Poco X3 NFC varken almam. Poco X3 NFC'yi ne kadar alabiliriz? Türkiye garantili mi? Xiaomi garantili mi alıyoruz? Kontrol ettik videoya girmeden hemen önce. Bu videonun çekildiği tarihlerde 3100 TL bandından alabiliyoruz. 500 TL az para mı diyenlere buradan söylemek istiyorum. 2600 vermişim. Kamerası oldukça iyi. Evet. Yani bu telefona göre daha iyi. Performans açısından oldukça daha iyi. Çok fazla param yok. Benim 2600 lira sınırım var diyorsanız tercih edilebilir ama ben bu fiyatı bir tık daha aşayım. Daha düzgün bir şey alayım diyorsanız zaten piyasada 3000 lira bandında birçok telefon var. Ozan da bunlar hakkında bayağı evet, listeler yapmıştı arkadaşlar. O listeleri izleyerek de karar verme şansınız var. O zaman arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte Poco M3'e yakından baktı. Telefon bir süre daha bizlerle, merak ettiğiniz herhangi bir şey olursa da yorumlardan bize yazın arkadaşlar. Biz de elimizden geldiğince sizlere dönmeye çalışalım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynen, beğendiyseniz şurada beğen butonu var. Ona basabilirsiniz. Başka bir Webtekno Plus videosunda görüşmek üzere. Ekranda bağlantılar var. Onlara da tıklayabilirsiniz. Buradan da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.